Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik sahnesi kitabında prova sahnesi test 12 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyütüyorum. Kerem ile Ali bir masanın üzerine görseldeki gibi eşit aralıklarla yerleştirilen çivili geometri tahtası koymuşlardır. Yeren mavi renkli esneyebilen lastiği görselliki gibi çivilerin etrafından geçirmiştir. Buna göre Ali, bu lastiği belirtilen hangi iki çivilerin etrafından geçirirse bir paralel kenar elde eder demiş. Arkadaşlar şimdi buraya bakıyorum. Sayalım burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. Alt tabanımız 6 birim ise üst tabanımızın da 6 birim olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde gösterelim. Ben bu lastiği ya 1 ya da arkadaşlar 4 numaradan geçireceğim. Saydığım zaman aradaki mesafe 6 birim olsun. 1 2 3 4 5 6. Ya buradan geçireceğim arkadaşlar. Eğer buralardan geçirirsem karşılıklı kenarlarım paralel olacağından oluşan şeklim paralel kenar olur. Buraya hemen yan tarafa yazalım. 1 ve 4 veya ben arkadaşlar lastiğimi şuralardan geçirmek zorundayım. Gelelim gösterelim. 2 ve 5. Burayı ben saydığım zaman üst tabanımda 6 birim oluyor ve karşılıklı kenarların paralel olduğu için 2 ve 5'ten geçirirsem de arkadaşlar bir paralel kenar elde etmiş olurum. Buraya ben yazıyorum. 1 veya 1 ile 4'ten veya 2 ile 5'ten geçirmem gerekiyor paralel kenar için. Görsel 1'deki dikdörtgen şeklindeki pencere kapalı olup görsel 2 ve görsel 3'teki gibi farklı konumlarda açılmıştır. Buna göre pencerelerin açılmasıyla oluşan üçgenlere göre üçgen artı kare işleminin sonucu kaç derece olur demiş. Ben görsel 2'de oluşan üçgeni buraya çiziyorum. Görsel 2'de oluşan üçgenin arkadaşlar tepe açısı üçgenmiş. Burası ile burası eşittir. Burası 68 derece. Burası da 68 derece olur. 68 artı 68 kaç yapar arkadaşlar? 136 derece yapar. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 180'den 136'yı çıkarıyorum. Ve aralarındaki fark 44 derece olarak gelir. Üçgen arkadaşlar 44 dereceye eşittir. Bu görsel 2 idi. Şimdi görsel 3'e geliyorum. Görsel 3'ü de şuraya yapalım. Görsel 3'te oluşan üçgeni çizelim. Burada arkadaşlar tepe açı 46 derece. Buraları eşit. Burası kare. Burası da kare olur. 180'den 46'yı çıkarıyorum. 134 derece. 134'ü 2'ye bölüyorum. Burası 67 derece olarak gelir. Ben arkadaşlar geldim. Kare eşittir 67 derece diyorum. Üçgen artı kare 44 ile 67'yi topluyorum. Burası bana 111 derece olarak geldi. 111'i yazdım. Üçüncü soruma geçiyorum. Bir güvenlik bariyeri görsel 1'deki gibi iken görsel 2'deki gibi açılarak büyümüştür. Güvenlik bariyerindeki dörtgenler özdeş eşkenar dörtgen şeklindedir. Buna göre görsel üzerinde gösterilen açılara göre soru işaretiyle gösterilen açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir? İlk önce görsel 1'deki soru işaretini bulalım. Burası 30 derece ise bu bir eşkenar dörtgen olduğu için karşısındaki açı da ona eşit olur. Yani burası da 30 derece olarak gelir. Şimdi görsel 2'ye geliyorum. Burası 120 derece. Bunun komşu açısını istemiş arkadaşlar. Komşu açıların toplamı 180 derece olmak zorunda. Dolayısıyla 180'den 120'yi çıkarıyorum ve soru işaretiyle gösterilen yeri ben 60 derece olarak buldum. Bunların benden toplamını istiyor. 30 artı 60'tan cevabım 90 derecedir dedim. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt görsellerdeki gibi katlanmıştır. Buna göre 3. adımda soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar ben buraya baktığım zaman burası ile burası eşittir. Dolayısıyla burası ile burası eşit olmuş oldu. Kağıdın her köşesi 90 derecedir. Bu 90 derece şu anda burada. Ben burada oluşan üçgeni çiziyorum. Eşkenar dik üçgendir arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 180'den 90'ı çıkarıyorum. 90 2'ye bölüyorum. 90 bölü 2'den soru işareti olarak gösterilen yeri 45 derece olarak buldum. Buraları 45 derecedir. Geldim soru işareti eşittir. 45 derece dedim. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın üzerine görsel birdeki gibi çıkarılabilir kağıtlar konulmuş ve diğer görsellerdeki gibi bazı bölümleri üst üste katlanmıştır. Son durumda elde edilen şeklin bir köşesinden bir üçgen kesilmiştir. Bu kağıt tamamen açıldığında kağıtta bulunan deliklerin oluşturduğu çokgenin ismi nedir? Arkadaşlar şimdi ben kağıdımı çiziyorum. Benim kağıdımda oluşan şekil ya eşkenar dörtgendir ya da karedir arkadaşlar. Eşkenar dörtgen bu şekilde olur. Kareyi çizelim. Şuradaki şeyi alalım. Ya da arkadaşlar karedir. Ben ne yazıyorum buraya? Çokgenin ismi ya karedir veya eşkenar dörtgen. Kare şeklindeki bir kağıtta şekil birdeki gibi 3 farklı çokgen oluşturulmuştur ve şekil 2'deki gibi bu çokgenler birbirinden ayrılmıştır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar burası 90 derece. Burası 90 derece olduğu için bu iki açının toplamının 90 derece olması lazım. 90'dan 46'yı çıkarıyorum ve ben diğer açıyı 44 derece olarak buldum. Burası 44 derece yazalım. Burası 46, burası 90. Sarı üçgene geldim. Burası 60 dereceymiş. Burası 90 derece. 90'dan 60'ı çıkarıyorum. Diğer kenarı, diğer köşeyi arkadaşlar 30 derece olarak buldum. Buraya geldiğim zaman ben şurayı yan tarafta çizmek istiyorum. Bu kareyi yan tarafta çizmek istiyorum. Buradan buraya geliyorum. Buradan buraya geliyorum. Şimdi arkadaşlar. Burası 30 dereceymiş. Burası 44 dereceymiş. Buranın tamamı 180 derece olacak. Benden nereyi istiyor? Benden burayı istiyor. 44 ile 30'u topluyorum. 74 derece. 180'den 74'ü çıkarıyorum ve soru alt e, soru işaretini arkadaşlar 106 derece olarak buldum. Fatih cep telefonuna 3 basamaklı bir şifre oluşturacaktır. Şifrenin rakamlarını köşe kabul eden üçgen ikizkenar üçgendir. Buna göre Fatih'in oluşturabileceği şifrenin en küçük değeri ile en büyük değeri arasındaki fark kaçtır? Arkadaşlar şimdi şifrenin oluştura, e, oluşturabileceğimiz en büyük şifre 8, 9, 6. Buraya geliyorum. Eğer 8, 9, 6'yı yaparsak oluşacak üçgeni çiziyorum. 8, 9, 6. Burası arkadaşlar bir ikizkenar üçgen oldu. 8, 9, 6'yı kullanarak oluşturabileceğim en büyük şifre 986'dır. Şimdi oluşturabileceğim en küçük şifreye geliyorum. 1, 2, 4. Buraları birleştirelim. Buraları da eşit olduğu için bu bir ikiz kenar üçgen olur. 1, 2, 4'ü kullanarak oluşturabileceğim en küçük şifre 124'tür. Bu ikisinin arasındaki farkı istiyor benden. 986'dan 124'ü çıkarıyorum. Ve cevabım 862 olarak geldi. Bir masanın üzerine görseldeki gibi eşit aralıklarla yerleştirilen çivili geometri tahtası yerleştirilmiştir. Bu dört arkadaş köşelerde bulunan çivilere geçirilen esneme özelliği olan lastikleri verilen doğrultularda son çiviye gelene kadar uzatacaklardır. Buna göre lastikler arasında kalan çokgenin adı nedir? İlk önce mavi uzatalım arkadaşlar. Mavi uzadığı şekilde bu şekilde çıkar. Şimdi siyahı uzatıyorum. Şimdi yeşili uzatıyorum. Son olarak pembeyi uzatıyorum. Ve burada oluşan şekil arkadaşlar bir karedir. Yan tarafa diyorum ki oluşan şeklin adı karedir. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.